Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Berkay. Bugünkü videomda sizlere YouTube aramalarında nasıl ilk sıralara, üst sıralara çıkabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bu arada kanalımda daha farklı içerikler bulunuyor. İsterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İlk önce arkadaşlar Google'dan YouTube'a giriyorum ve YouTube'dan bakalım benim videom hangi videom açıkçası. En üst plana çıkmış. Bir bakalım. Sizler de bu şekilde yapın. Şimdi benim videom arkadaşlar şu video. Bir saniye. Benim arkadaşlar şu videom en üst planlara çıkıyor. 277 görüntüleme aldım. Yine de en yukarı planlara kadar çıkabiliyor. Yani ilk sıralamalara kadar çıkabiliyor. Peki nasıl? Şöyle yapayım ilk önce. İlk önce ben sizlere bir ön plana yani ilk sıralamaya nasıl çıktığımdan bahsetmeden önce arkadaşlar çıkıyor muyum çıkmıyor muyum bir bakalım. Sizler de görmüş olursunuz. İlk önce başka sekmeden yine YouTube'a giriyorum. YouTube'a giriş yapıyorum. YouTube'a giriş yaptıktan sonra benim videomun başlığında karabiber transportu kaçırma. Ben direkt karabiberle kaçırma yazıyorum. Ve aratıyorum. Bakın ikinci sıralamada çıkıyorum. Şimdi bir de araç kaçırma yazıyorum. Biraz bekliyorum. Bakın burada da 1, 2, 3, 4, 5. sıralamada çıkıyorum. Sizler de bu şekilde nasıl yapacaksınız? Yani ilk sıralamalara nasıl çıkabilirsiniz? Bu arada diyeceksiniz ki yani burada 5. sıralamaya geçmişsin. Niye böyle? Veya bu benim işime yaramaz demeyin. Arkadaşlar bu sizin işinize gerçekten iyi bir şekilde yarayacaktır. Gerçekten çok iyi bir şekilde işinize yarayacak. Niye? Videolarınız burada eskise bile yine de ön plana çıkacağı için videolarınız hala 10 yılda geçse üzerinden, 1 yılda geçse üzerinden yine de izlenmeye devam edebilir. Ondan dolayı da hem eğer para kazanmanıza çıksa da para da kazanmış olacaksınız. Bundan dolayı bence bu şekilde yapın sizler de. Videolarınız ön plana çıksın. Yani denemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi nasıl yapacağız peki bahsedeyim. Bu arada bir daha videoyu geçmeden önce kusura bakmayın hep aklıma sonradan geliyor. Google'da da nasıl yapabiliriz? Yani Google'da mesela biri arattı, karabiberle kaçırma yazdı. Benim videom yine yukarı çıkıyor mu? Yine öyle bir şey oluyor mu? Bir bakalım. Bu arada internetim biraz yavaş. Bakın karabiberle kaçırma yazdım. Gördünüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıralamada çıktım. Şimdi videoya geçelim. Nasıl yapacağız bu işlemi? Şöyle videoya bir geliyorum. İlk önce arkadaşlar başlığı videonuza göre doğru bir şekilde kurmanız, başlığı doğru bir şekilde yazmanız gerekmekte. Yani bu video ne? Araba kaçırma. Yani marka model belirtmeye gerek var mı? Aslında yok. Ama ben yine de belirttim. Daha çok gelir hem de izlenme hem de ilk sıralara çıkma amacı için ben marka model de belirtmek istedim. Aslında şunu yazdım. Karabiberle kaçırma yazacaktım. Sonra dedim ki transporter arama yaz transporter yazarlarsa diye transporter kaçırma yazsalar da benim videom çıkabilir mi? Çıkabilir. Niye? Çünkü ben onu da yazdım. Mesela transporter bir saniye yazmamış. Şöyle transporter yazıyorum. Transporter kaçırma. Şimdi bir daha aratayım. Transport kaçırma yazdığınızda da bakın videom yine çıkıyor. Onun için başlığa yani ne kadar çok kelime yerleştirebilirseniz o kadar iyi arkadaşlar. Yani arama konusunda ilk sıraya çıkma konusunda o kadar iyi olur. İkinci maddemiz de şu. Bakın açıklama kısmında yine ben şunları yapıyorum. Araç kaçırma, araba kaçırma, otomobil kaçırma, karavelli kaçırma gibi gibi birçok kelime kullanıyorum. Bu arada virgül koyun, virgül koyup boşluk bırakın, virgül koyup boşluk bırakın. Bu şekilde kelimelerinizi yazın. Sizler de ön plana çıkarsınız. Üçüncü madde olarak da bunu da yapın. Hashtag karavelle kaçırma, hashtag araç kaçırma, hashtag Volkswagen karavelle kaçırma, hashtag araç araba kaçırma, hashtag araba kaçırma gibi kelimeler daha yazdım. Bunu daha fazla da uzatabilirsiniz. Bunu da daha fazla uzatabilirsiniz. Bu ortaya da arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu ortaya böyle yazmışsın.
Bu ortaya arkadaşlar istediğinizi yazabilirsiniz. Ama ilk başa dediğim gibi kelimeleri yazın. Videonuzla ilgili kelimeleri yazın. Mesela videonuz ne? Videonuz ne olabilir? Mesela ben başka bir videoda ekran bölümü iki ayrı uygulamayı bir anda kullanmak diye bir video atmıştım. Mesela ekran bölme, ikiye bölme gibi gibi birçok kelimeler ilk başta kullanın. Sonra boşluğunuzu bırakın. Başka satır atlayıp videonuzla ilgili başka detay belirtmek istiyorsanız belirtin. Ve en sonunda da dediğim gibi etiket eklemeniz gerekmekte. Slash işte videonuzla ilgili kelimeler kullanarak sizler de bu şekilde ön plana çıkabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bu arada kanalım şöyle söyleyeyim. Sizler sayesinde tabii ki de izlenmeye ve daha fazla büyümeye doğru ilerliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bu videom bu arada Karavelle Transportu Kaçırma videomdu arkadaşlar. Yeni bir seri olduğu için, ilk bir seri olduğu için biraz bunu zorlandım, soranlar oluyor. Ama ikinci Vol 2, Vol 3 gibi devamı gelecektir. Takipte kalmayı unutmayın. Eğitim videolarına devam edeceğim. Eğer herhangi bir sorunuz olursa, herhangi bir yorumlarda istediğiniz bir video olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere diğer videoda.